Formula 1 pistine ilk defa çıkıyorum. Bak başlıyoruz o zaman. Oba! Biraz bitince ben beni ararım. Biraz daha sıkı tutunabilirsin şimdi. Arkadaşlar merhaba, ben Necip Memili. Kastrol Vekton'la zorlu yolları aştık. Maceramızın ikincisinde yine sizlerle beraberiz. Bugün yeni bir maceraya başlayacağız. Hem de Intercity İstanbul Park'ta. Yani aksiyonun, performansın, hızın mabedindeyiz. Ve yanımda çok usta bir pilot, bir Avrupa şampiyonu Murat Bostancı var. Hoş geldin. Selam, nasılsın? Sağ ol, seni sormalı. Ben de çok iyiyim. Bugün sana çok güzel bir aksiyon hazırladım. Müthiş. Son ana kadar neler yaşayacağını çok da tahmin edemeyeceksin aslında. Ama öncesinde ne yapıyoruz? Hazırlıklarımızı tamamlıyoruz. En önemli kısmı, biraz bahsetsene. Aracımız bugün yüksek performansta ve en yüksek seviyede zorlanacak. O yüzden başlamadan önce her bir noktasını kontrol ediyoruz. Lastik havaları, genel kontroller gibi. Ama çok önemli bir kontrol daha var tabii. Bugün çok yüksek performans ve motoru da çok zorlayacağımız bir sürüş olacak. O yüzden evet. Yanımızda yine Kastrol Vekton var. Kastrol Vekton'un buradaki görevi, sistemi ne? Bana biraz bahsetsene. Evet, çok güzel bir yere değindin. Neden performans dediğimizde hep Kastrol Vekton diyoruz? Çünkü Kastrol Vekton gücünü Sistem Pro teknolojisinden alıyor. Yani %45'e varan daha uzun yağ ömrü sunuyor. Şimdi hazırlıklar yapılıyor. Yağımız Kastrol, güvenliğimiz tamam, her şey tamam. Yalnız altında bir tır var, neredeyse 5 tonluk ki buna Dorse de gelecek. Ve ben az önce piste baktım, karla kaplı. Bu ağırlıkta böyle bir piste nasıl bir hıza çıkıyor? Düşünüyorsun. Bir anlatsana yani. Sen olacağın için tırın içindeki. Aslında yapacağımız her şeyden bahsetmek istemiyorum. Bir kısmı da sana sürpriz olsun istiyorum ama şöyle bir ipucu vereyim. Kamyon yarışlarını belki daha önce izlemişsindir. Evet. Onları hatırla ve bugün yaşayacaklarımızla ilgili sana ufak bir ipucu olsun. Şimdi o zaman biz böyle bir macera atılıyorsak, böyle bir performansa ihtiyacımız varsa bunun içinde motorumuzda Kastrol Vekton var. İçimiz rahat diyorsun. Ben de sana diyorum ki ben hazırım, başlayalım. Piste çıkmadan önce seni hazırlayacağız. Sonra da yavaş yavaş geçebiliriz. Murat Bey'le beraber bir performans sergileyeceğiz kamyonumuzla beraber. Ama ben ısrarla söylediğim halde bu arkamızdaki Dorse varken hızlanamayız, hızlı bir şey yapamayız dediğim halde bana inanmadılar. Ben de tabii işi profesyonellere bıraktım. Eğer siz hazırsanız ben hazırım. Çıkalım bence, bakalım. Belki ufak bir sürpriz olur. Hadi bakalım, buyurun. Gidiyoruz. Buyurun. Yok canım. Dorse arkada kaldı. Dorse kalmadı ya, abi. Bir şey diyeceğim Murat. Allah aşkına dur, ben kimseyi arkada bırakmam. Ben sağda ineyim, sen... Böyle çok daha iyi olacak, inan. Formula 1 pistindeyiz. Kar var ve bir tır kafasıyla şu an piste çıkıyoruz. Altımızda 500 beygir ve 2500 Nm'de de tork var. Benim ne işim var kar dolu bir pistte? Ama öyle hemen hızlanmayacaksın değil mi? Çok, yok, yani biraz muhabbet edelim. İlk önce bir piste bakacağız, biraz muhabbet edeceğiz. Sen ha. De bir pisti gör, ilk defa görüyorsun galiba. Hayatımda ilk defa geliyorum ve herhalde hayatında senin de ilk defa yaptığın bir şey yapıyoruz. Bir tırı, Formula 1... Aynen öyle. Yani tır kullandım, Formula 1 pistine de çıktım. Ama bir tırla Formula 1 pistine ilk defa çıkıyorum. Herhangi bir piste tırla ilk defa çıkıyorum. Pist de bembeyaz. Gerçekten böyle insanın canı çekiyor yani. Değil mi? Ufak ufak başlıyoruz o zaman. Ufak ufak. Ufak. Hadi bakalım. Oba! Motor bir performans sergiliyor. Ondan sonra işte efendime söyleyeyim, kayıyor, ediyor, eğiliyor. Tamam, bunlar şase ile ilgili lastiklerle.
Motordan bu tarz virajlara girerken tam performans beklemek, bu da yağ ile ilgili bir şey değil mi? Yani motorun içinde sürtünme arttıkça hem performans düşer hem de motorun ömründen ve güvenliğinden kaybetmeye başlarsınız. Motorun ömrü Vecton'la uzun ama senin ömrünle ilgili şüpheliyim abi. Bir şey diyeceğim. Yani turlar arttıkça ısı daha da yükseliyor, basınç iyice artıyor. Bu noktada bizim 500 beygiri koruyabilmemiz için hem güç kaybının olmaması hem de motorun güvenlik alması için buradaki en önemli rol aslında yağda. Yağda. Çünkü o basınçları, o sürtünmeleri engelleyebilecek tek şey yağ kalıyor motorun içerisinde. Bence böyle bir görev için seçilebilecek tek yol arkadaşım. Bir performans sergiliyoruz. Şu anki viraj gibi. Olsun. Lafını unutma abi. Çıkış olsun. Çay içer misin? İyi misin? Evet, biraz bitince beni arar mısın? Az kaldı. Bu arada şöyle bir şey söyleyeyim. Herhalde çok iddialı olmaz diye düşünüyorum ama İstanbul Park'ın üzerindeki en torklu araçla gazlıyoruz. Şu anda en yüksek torklu araç biziz. Evet, yani bizim normalde yarıştığımız otomobillerin 6-7 katı bir tork var burada altımızda. Tam olarak altımızda yatıyor. Altımızda bir magma var, evet, yani. Yani aslında Game of Thrones'taki ejderhaya binmek gibi bir şey şu an. Kaydı diye geçiyor. Ay ya, buradan beni seven, sevmeyen kim varsa şunu söylemek istiyorum. Fırsatını bulamazsınız, benim gibi şanslı olamazsınız. Murat Bostancı ile bunu yapmak çok zor. Ama benim böyle bir şansım oldu. Formula 1 pistine gelip tırla buluyorum. Dişen abi, bir gün mutlaka Formula 1 pistine bakın, tırla çıkın. Muhakkak. Son düzlüğe geldik. Şimdi önümüzde 3 tane son viraj var. Bunlar bayağı keyifli olacak. Biraz daha sıkı tutunabilirsin şimdi. Burada bol bol kayacağız şimdi. Bitirdik değil mi? Tamam. Yeter artık. Oley. İşte bu. Haydi bakalım. Hadi. Sevgili seyirciler, böyle macera olur mu? Aracınızda Castrol Vecton varsa olur. Yani biz yaptık, oldu. Bizim bu serüvenimizde karlar eridi gördüğünüz gibi. Bu zorlu şartlarda Castrol Vecton'un sınırlarını zorladık. Çok keyifli bir macera yaşadık. Bunun için Murat'a çok teşekkür ediyorum. Eyvallah. Ben teşekkür ediyorum abi. Başlarken ne dedik? Sınırları zorlayacağız dedik. Öyle de yaptık. Bunu da birlikte açtık diyelim. Ama sen ne diyordun en başta? Ben bu aksiyonun peşini bırakmam diyordum. Bırakmam. O zaman... Ha, sen ciddisin. Bence sıra geldi. Ben hayır demiyorum. Hadi bakalım. Hadi zaman. Bakalım. Hazır mısın? Ben hazırım. Diyorum. Hadi bakalım, artık sıra sende abi.